Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlkay Zaman. Bugün bir seyahat için havaalanındayız. Geçen sefer de biliyorsunuz Barcelona'dan aynı yerden başlamıştık muhabbeti. Fakat bugün amacım size S7 Edge'in kutu açılımını yapmak. Şimdi elimizde cihaz var, ben hemen göstereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim hoşuma gitti. Kutular güzel olmuş. Şu parlak mavi ve de gri olayı çok yakışmış, hoş olmuş diyebilirim. Şimdi kutuyu ben şurasını yırttım sadece. Bu arada Samsungçular, biz başka bir ekip olarak yurt dışına gidiyoruz ama Samsungçular havaalanına desk kurmuşlar ve bize burada verdiler telefonları. Güzel bir hizmet olmuş. Tebrik ederiz kendilerini de. 32 GB'lık versiyon elimizdeki, kutusunu açıyoruz. İlk telefon karşımıza çıkıyor. Şimdi telefonu bir açalım. Bir kenarda bırakalım. Şöyle çıkartayım. Açılı dursun. Ben kutudan neler çıkıyor onları göstereceğim size arkadaşlar. Şunu şöyle bıraktım, açılı dursun. Evet, kutusunu açalım bakalım. Şurada bir iğnesi var, onu göstereyim. Burada galiba manueller falan var. Şuradan hemen başlayayım. Şimdi büyük ihtimalle 2 amperdir. Şu anda gözlüğüm yok üzerinde ama bir saniye. Evet, 2 amper, doğru. 2 amperlik bir adaptör çıkıyor. Buradan bir kablosu çıkıyor. Bunun da genişliğini ne kadar olduğunu söyleyeyim. Herhalde 1 metreden biraz daha fazladır. Büyük ihtimalle 1 metreden biraz daha fazladır. Yani klasik diyelim bunun içinde. Ne uzun ne kısa her zamanki gibi. Bunu da böyle bir kenara koyalım. Evet, şurada değişik bir aparat var. Onu da göstereyim size. Şimdi bu normalde telefonlarımızda kullandığımız mikro USB girişi ve arkasında da USB girişi arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Buradan USB'nizi takıyorsunuz. On the go OTG ile beraber direkt medyaları ya da dosyalarınızı, her neyse, telefonunuzun içine rahatlıkla atabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Şu aparatta güzel düşünülmüş. Hoş olmuş. Şurada da şunu bırakayım. Bu arada telefonumuz açıldı. Biraz devam edeyim ona. Android 6.0 ile beraber geliyor. Ben size kısa kısa bilgileri de paylaşmaya başlayayım. Ürün bildiğiniz gibi Samsung Exynos 8890 işlemciyle geliyor arkadaşlar. Bunun dışında 4 GB RAM bulunuyor. 12 megapiksel de ana kamerası bulunuyor. Çıkartamadım şu kutuyu bir türlü. Şöyle yapacağım. Ya biliyorsunuz ben kutu konusunda biraz özürlüyüm. Ya kutuyu açamıyorum ya kutudan bir şey çıkartamıyorum. Evet, şunu da göstereyim. Şöyle açayım. Nereden açılıyor, nereden açılıyor. Yine bir başka açma özürümle karşınızdayım. Evet. Kulaklığımız çıkacak içinden. 3600 mAh bataryası var arkadaşlar. 12 megapiksel kamerası var demiştik. Evet, yani klasik Samsung kulaklığı, açıkçası çok da bir şey değişmemiş diyebilirim. Böyle bir S6 serisinden bir farklılığı var mı derseniz çok da farklı olduğu söylenemez. Şöyle şunlardan da kurtarayım. Çünkü arkadaşlar soruyordu, S7 ile ilgili sorular alalım videosunda da. Kulaklık nasıl, farklı mı diye soruyorlardı. Çok da farklı değil. S6 kablosuyla aynı galiba, değil mi? Yani benim gördüğüm kadarıyla S6 kablosuyla aynı. Ürün 5.5 inç bu arada arkadaşlar. Edge olan biliyorsunuz 5.5 inç ebatlarında. S7'de 5.2 inç ebatlarında. Şimdi buradan da hızlı bir şekilde geçeyim. Şunları da hayır teşekkürler diyeyim. Zaten ürünle ilgili bütün detaylı bilgileri incelememizde görüyor olacaksınız, izliyor olacaksınız. Ben şu anda zaten bildiğiniz bilgileri kutu içeriğiyle beraber size sunuyorum arkadaşlar. Şunu da bir geçelim. Hızlı bir şekilde telefona gelelim. Bu ilk açılış olduğu için baya baya bir şeyi gösteriyor. Son dedik. Buna da evet. Telefon gördüğünüz gibi şu Edge Curve kenarlarından da anlayacağınız gibi bayağı bir işlem gerektiriyor. Şöyle yapayım ben. İsterseniz bir iki tane şöyle fotoğraf çekeyim. Fotoğrafını da görün. Tamam dedim. Şöyle fotoğraflar çekeyim. Bir saniye. Açsın. Açmasın, vazgeçtim. Evet, kamera performansı zaten beklendiği gibi gayet iyi arkadaşlar. Biz Barcelona'da deneyimlerken düşük ışıkta da deneyimlemiştik. Onlar da gayet iyiydi. Düşük ışık performansı da. Şöyle de göstereyim size. Evet. Zaten detaylı fotoğraf ve video incelemesini, tüm telefonda incelemesini göreceğiz yakında arkadaşlar. Ben şimdi size örnek olsun diye birkaç tane fotoğraf çektim.
Ben telefonu birkaç gün daha kullanacağım. Kullandıktan sonra önümüzdeki hafta inşallah detaylı incelemesiyle zaten karşınızda olacağız. Kaan da zaten hazırlandı bayağı. O da bekliyor telefonu. Beraber incelemesini yapacağız. Fotoğraflarla, videolarla, testleriyle, sentetik testleriyle ve tüm detaylarıyla karşınızda olacak. Dediğim gibi kutusu çok bomba değil ama kutu tasarımı güzel olmuş. Bir de şu aparat gerçekten faydalı olmuş. Çünkü direkt micro USB tarafına USB stick'inizi bağlayıp istediğiniz dosyaları atabiliyor olacaksınız. İyi düşünülmüş, güzel olmuş. Yakında detaylı incelemesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.